Renkli Hayatlar'dan bir kez daha merhaba. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu usta bir sanatçı, Muhittin Korkmaz. Aç bakalım tüyolu. Fırla ışıkları. Muhittin Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız diye başlayayım. İyiyim. İyi demek adet olmuş. Değil mi? Tabii aslında yeni bir film vizyonda yine sizin de rol aldığınız. bu sinema meselesine tabii geleceğim. Uzun uzun, geniş geniş geleceğim. Çünkü eminim konuşacak çok şey var sinema ile ilgili ama tabii tiyatroyla başlamazsak şimdi haksızlık olur gibi düşünüyorum. Çünkü bir ömüre yakın bir zaman vakfettiniz tiyatroya, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yanılmıyorsam 1965-66 lisede başladım. Düşüş o düşüş. biliyorsunuz tiyatro sahne tozunu yutan bir daha iflah olmaz. En iyi örneklerinden birisiniz. tabii. Bu sözün. Tahsilim başka olmasına rağmen sevdiğim işi yaptım. Geliri az olmasına rağmen devlet memuru olarak yani sanatçı olamama rağmen memur olarak tiyatroya girdim. Öyle mi? Memur olarak çalıştım. Müdür yardımcısı olarak emekli oldum. Emekli olduktan sonra da bildiğim, yapabildiğim, sevdiğim iş bu olduğu için gidip bir masa memurluğu, masa başı iş aramadım. Bu işin peşine koştum. İşte televizyon tiyatro başladı. Devlet Tiyatrosu'nda 27 yıl. Dilek kolay. Bir ömür. Bu sadece Devlet Tiyatrosu tabii, yanlış anlaşılmasın. Tabii Devlet Tiyatrosu'ndan öncesi işte var. Lisede başladım. Okul hayatımda daha sonra eski adı Halk Evi Tiyatrosu olan Halk Eğitim Tiyatrosu'nda bir süre devam ettim. 1971'de Devlet Tiyatrosu'na figüran olarak girdim. Hmm. 73'te kadroya, memur kadrosuna geçtim. 27 yıl çalıştıktan sonra da müdür yardımcısı olarak emekli oldum. Ondan sonra da işte sinema, televizyon. Şansımız da biraz yaver gitti. Sağ olsunlar, kol kanat gerenler oldu. Tiyatro çok eskide kaldığı için çok kısa kaldı. Değil mi? Şimdi siz şansımız yaver gitti dediniz ama aslında çok da şansla ilgili değil diye düşünüyorum ben. Çünkü çok büyük bir emek var. Bu emeğin sonucu olarak ortaya konan şeyler var. Yoksa şans belki daha düşük bir faktördür tabii diye düşünüyorum. çalışma, emek harcama bir faktör. ama bu piyasada birinin elinden tutması şart. Elinden tutulmayan o kadar çok değer var ki benden çok daha iyi oyuncular var. Ama o kalabalık içinde, o şey içinde kendilerini gösteremedikleri için benden çok usta oyuncular, benden çok daha iyi oyuncular var. Ben o kadar iyi bir oyuncu değilim. Hasreten bunu belirteyim. Estağfurullah. Fakat bu kalabalık içinde bir sıçrama yapamadıkları için, birisi elinden tutmadığı için kendilerini gösterme imkanı bulamayan o kadar çok değer var. Ben onların içinde çok şanslılardan birisiyim. Elimden tutan oldu. Onun sayesinde ben bir isim sahibi oldum. Bugün piyasada az buçuk tanınıyor isem onun sayesinde. Diyorsunuz ki çok iyi oyuncu olmak, sanatçı olmak, bu işe yıllarınızı vermek, hani işte ömrünüzü vakfetmek yok, yeterli şans değil. Şans faktörü çok önemli. Şans faktörü. Yani ne kadar usta olursanız olun, belli bir sıçrama yapmanız şart kendinizi gösterebilmek için, ispatlayabilmek için.
O da şans. Yani zamanlama o kadar güzel olacak. Evet. Yaptığınız iş o kadar güzel olacak. Hepsi bir araya gelmesi çok çok zor ihtimaller. Ama şans faktörü dediğim o ihtimaller bir araya gelince kenarından köşesinden bir yerden devamı geliyor. Peki o şansın sizi geç güldüğünü düşünüyor musunuz? Çünkü çok uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra yani ekran beyaz perde oldu sanıyorum. Benim şöyle yani ben tiyatro yaparken de ben hep mutfakta kalmak çok hoşuma gidiyordu. Ön planda görünmek, magazine malzeme olmak pek hoşuma gitmiyordu. Hep geride kalmak benim tercihimdi. Devlet tiyatrosundayken de memur olmama rağmen işte yönetmenler arkadaşımdı, yöneticiler arkadaşımdı. Bazen böyle kurtlar depreştiği zaman rica ediyordum bana ufak bir şey rol verin. Hiç olmazsa kendimi tatmin edeyim. Öyle sahnede bir görünmek bile yetiyordu. O nedenle hep geride kaldım. Öne çıkmak istemedim. Pek görünmek istemedim. Şu anda da mesela televizyon sinema sektöründe de İstanbul'a gidiyorum. İşimi yapıyorum. Hemen geri dönüp geliyorum. İstanbul'da işte efendim öyle gece kulüplerine medyanın devamlı beklediği yerlere gitmek bilmem ne bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor. Ters yoksa geliyor. Formülü biliyorum diyorsunuz. Tabii. Ama tercih meselesi. Peki neden? Yani diğer türlü işte daha popüler olup daha çok ekranda, sinemada çok daha fazla kendinize aslında yer bulmanız mümkün. Tamam. Bu şeyde yaptığımız işte en küçük bir hatanız silinmenize neden olur. Ha ben kaçarak bir hata yapıyorum. Geride kalarak bir hata yapıyorum. Ama bu hafif bir hata bence. Bu bir tercih aslında. Tabii, hata değil. Hayır. Önde görünmek, akılda kalmak, yönetmenlerin, yapımcıların göz önünde olmak çok şart, elzem bir şey. Ama dediğim gibi yani gittiniz orada bir akşam oturdunuz, grupla beraber yediniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ertesi gün haliniz manşetlere geçti, sarhoş haliniz televizyonlara, haberlere veya bilmem magazin programlarına düştü. Ben onu şey yapmıyorum. Yani o bakımdan ben kaçıyorum. Yani onlar daha bence daha büyük hata benim yaptığımdan. Ve risk. Peki. Tabii o efsane replik Gora filmindeki. Bir cisim yaklaşıyor. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Komutan Logar'ı kalmadı onun. Öyle Komutan Logar'ı kimse şey yapmıyor. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Gözünü çıkar. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ne olur git. Bakın 2000. Çok zaman 4, geçti aslında değil mi? 2004'ten yani. Bu yana Muhittin diye kimse bilmiyor beni. Evet. Bir cisim yaklaşıyor deyince herkes beni tanıyor. Şey dedi, Tiyolu diye de aslında çok hatırlayan yok değil mi? Yani Tiyolu'ydu karakterin adı yanlış hatırlamıyorsam. İlk Cem Yılmaz'la bir reklam filmi çektik biz. Ben sana Athena mı dedim, Athena dedim. T ile. Tamanyolu Dadinot'u. Diye bir reklam filmini çekmiştik. Orada adım Hulusi idi. Hulusi ismini heceleri yer değiştirerek Gora'da Tihulu yaptı. Formülo. Tabii. Bakın Hulusi ismi kaldı. Evet. O dönemlerde ondan sonraki uzun bir süre Hulusileşme diye şey yapıyor. Hulusi kaldı. Tihulu'yu kimse hatırlamıyor. Çünkü ama bir cisim yaklaşıyor, imzam oldu. Replik çünkü o kadar öne geçti ki geri kalan her şey unutuldu. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Gözünü çıkar. Komutan Logar! Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Ne olur git! Şimdi aslında filmde çok fazla espri var, çok fazla sahne var. Hani işte 2 saatlik bir film. Ama bu kaç saniyelik bir replik bu? Çok kısa bir replik ama
İşte 2004 dediniz değil 2004. mi? Kaç yıl geçti aradan? Filmden geriye akla kalan bu var. Hani en net. Ama şimdi bakın tiyatroda şöyle bir söz vardır. Rolün büyüğü küçüğü olmaz. Hı hı. Ufacık bir şeyle dikkat çekersiniz. Şimdi Tihulu'nun Gora filminde kim olduğu, ne için orada olduğu belli değil. Bunu evet. Cem Yılmaz senaryosunu yazmıştı. Hı hı. Ömer Faruk Sorak yönetmişti. Bir açıklık yok. Ben defalarca sordum. Bir açıklık yok. Kim bu adam? Neden orada? Bu adam sık sık evet. görüntüye girip komutan logar bir cisim yapmış. Ve en olmadık yerlerde çıkıp tabii, böyle. Öyle bir tipti. Bir cümleyle filmde en üst sıralara evet. geçti. Daha evet. doğrusu beni itelediler. Çıkar, çıkar ya, ne oldu? Sinirlendim biraz. Komutan logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. 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 Peki siz o repliği size geldiğinizde okuduğunuzda ya hayırdır yani bu kadar mı ne olacak bu diye böyle bir sorguladınız mı? Ya da bu kadar hani efsane olacağını düşünüyor muydunuz ilk geldiğinde? Ya, efsane olacağını düşünmüyordum ama yani bu kadarcık rol diye bir şey söylememe, düşünmeme gerek yok. Çünkü dedim ya biraz evvel rolün büyüğü küçüğü yoktur. Bir de bunun yanında düşünün ki Cem Yılmaz gibi bir adamla evet. karşılıklı oynayacaksınız. Kafası saat gibi çalışan birisiyle, bütün Türkiye'nin hayran olduğu birisiyle karşılıklı oynayacaksınız. Hiç sözüm olmasa da olur. Bulunayım yeter ki evet. kafi diyorsunuz. Yani. Doğru, haklısınız. Onunla aynı karede görünmek bile ayrıcalık. Ama tabii mesele burada kalmadı. Devamında birçok filmde rol aldınız Cem Yılmaz'la beraber. Hangileri geldi devamında sizden duymayı tercih ederim? Gora'dan sonra Arok. Hı hı. Beraber çalıştım. Yahşi Batı. Pek yakında. Ve en son Deli Aşk. Hı hı. Deli Aşk'ta tabii Cem Yılmaz oyuncu olarak bulunmasa da yapımcı değil mi? Yapımcı ayrıca psikiyatri oynadı. Hı hı. Yani küçük bir rolü var. Küçük bir rol de yeter. Abi, yeter. Şimdi Muhittin Korkmaz bu durumda artık Cem Yılmaz'ın vazgeçilmez oyuncularından biridir cümlesini rahatlıkla kurabiliriz. Sanırım. Vallahi o cümleyi kuramayız. O cümleyi Cem Bey'e sormak lazım. Bulgaristan'da çektiği filme mesela beni almadı. Orada ama, neden ama sağ olsun. Evet. Ama sağ olsun. Ali Baba ve Yedi Cüceler'den evet, bahsediyoruz. O filmde yoktum. Hı-hı. Ama sağ olsun yani hiçbir şey yoksa bile benim için özel bir şey yazıp hı-hı. beni kadroya alıyor. Şimdi tam bunu soracaktım çünkü şimdi Gora'da da, Arok'ta da, Yahşi Batı'da da böyle yine kısa ama çok kilit rolleriniz var. Hani işte Yahşi Batı sahnesi hemen aklıma geliyor, günah çıkarma sahnesi. Evet. Hani kısa ama en komik sahnelerden biri. Yine Arok'ta canlandırdığınız karakter, işte Cem Yılmaz'ı tüftüfle vurmanız, hani böyle hemen... filmi izleyeli yıllar geçmesine rağmen böyle aklımda hemen devam ediyor sahne. Şimdi size özel yazılmış sahneler mi yoksa böyle bir replik var da buna Muhittin abi çok iyi oturur şeklinde giden onu, işler mi acaba? Vallahi ne düşünceyle yazdığını bilemiyorum ama binlerce defa söylüyorum sağ olsun. Her filme girmem için, kadroya girmem için bir şeyler ilave ediyor. Açık bırakılmış bir kapı var yani tabii, her projede. Bir de Cem Yılmaz'ın şöyle bir özelliği var. Yazarken tanıdığı insanlar, kadrosunda çalıştırdığı insanları düşünerek yazdığı için. Şimdi benim fiziğimi çok iyi biliyor. Benim kimyamı çok iyi biliyor. Benim oyunculuğumu biliyor. Ne yapabilirim, ne yapamam. Ona göre yazdığı için ben kendi adıma konuşayım. Bana oynattığı, bana verdiği roller
gerçekten başarılı oldu. Denklemi güzel kuruyor tabii, diyorsunuz tabii, yani. Tabii. Bir şans daha şimdi. Başlarım ben bir şansına. Şerif, şöyle halledebilir miyiz? Şimdi aslında enteresan bir şey söylediniz. Şimdi Cem Yılmaz çektiği filmlerle ilgili hep şu sorulur, bazen de eleştirilir. Hep aynı isimlerle çalışıyor. İşte Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur, hani vazgeçilmez oyuncuları arasında. Evet. Aslında neden onlarla çalışıyor? İşte dediğiniz şey, yani hepsini çok iyi tanıyıp bildiği için denklemi buna göre kuruyor belki tabii, de tabii, değil tabii, mi? Tabii. Tamam, şimdi daha net anlaşıldı. Peki nasıl tanıştınız, nasıl başladı diye soracaktım. Reklam filminden itibaren başladı. Reklam filminde bayağı kalabalık bir grup içinden seçildim. Ondan sonra da sağ olsun bırakmadı. Bir dostlukla devam ediyor o zaman değil mi? Çünkü hani iş yapılır, biter. Bir sonraki işe bakılır. Tabii. Ama tabii. Burada ayrı bir neresinden şey var. Baksanız 2002'den bu yana 15 senelik bir merhabamız var. Hı hı. 15 senelik bir beraber çalıştığımız belli dönemler var. Bir film için mesela 2 ay, 2,5 ay çalışıyorsunuz. Otellerde berabersiniz. Bizim kamera arkası, filmlerde kamera arkası çok daha önemli. O kadar biz yemek kuyruğuna girdiğimiz zaman Cem Yılmaz da yemek kuyruğuna bizimle beraber giriyor. Benim arkamdaysa buyurun diyorum. Sen sıran orası abi diyor. Yani böyle bir ortamda çalışmak. Bir de düşünün ki ya şovlarından şey yaparsanız kamera arkasında akşam otelde özel hayatımızda gülmekten kasıklarımıza ağrı giriyor bizim. Yani öyle bir ortamda çalışmak çok güzel. Ben başka filmlerde de çalıştım. 28 gün setteki arkadaşlara merhabadan başka hiçbir kelime kullanmadım. Onlar da aynı. Sadece ben değil. Sette 28 gün insanlar birbirlerine sadece merhaba. Onun dışında hiç karşılıklı konuşma, sohbet yok. İşimizi yapıp gidiyoruz diyorsunuz. Tabii. Herkes de surat bir karış. Kameranın karşısına geçince güleceksen gülüyorsun, ağlayacaksan ağlıyorsun, işin bitti hadi eyvallah. Ama bu ekipte öyle bir şey yok. Espriler üst üste patlıyor. Sohbetler çok güzel. Ortam çok güzel. Yani o yorgunluğu, günün yorgunluğunu bir anda atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkına varmıyorsunuz o yorgunluk. Hiçbir şey kalmıyor. Motivasyon maksimumda tabii, yani. Tabii, harika. İnsan dört duvar arasında kendini dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Başka gezegenden de olsa tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Şimdi Cem Yılmaz tabii Gora, Arog, Yahşi Batı böyle arka arkaya çok gişesi de yüksek. Evet. Çok komik, çok keyifli filmler geldi ama pek yakında filminden itibaren Cem Yılmaz daha eleştirilmeye başladı. Eski tadı yok filmlerin, eski espriler yok, bu eskisi kadar gülmüyoruz gibi. Hani seyir aşağı indi gibi eleştirilere maruz kaldı. Şimdi siz de pek yakındanın içinde olan bir oyuncu olmanız münasebetiyle de bu soruyu size sorabilirim diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz ya da eleştirileri haksız buluyor musunuz o noktada? Şimdi bakın her filmin de insanlar gibi şansı var. O çok önemli. Benim oğlum bir seri filmin 4.sünde oynadı. Evet. Sabah akşam seni dinleyeyim. Hep Sivas Spor. Hep Sivas. Yalnız balayı burada vallahi. Yalnız balayı yapıyorum. Yani ben hiçbir şey bulamıyorum o filmlerde. Ama giriş gişeleri... Yok, giriş yok. Gelişme yok. Sonuç yok. Bağlantılar çok kopuk. Ama gişeleri çok yüksek. Yüksek, evet. Bunun dışında mesela Şeytan Tüyü filminde oynadım ben. Şeytan Tüyü filminde kadro çok çok eser çok farklıydı. Fakat gala yapacağımız gün İstanbul'da iki tane bomba patladı.
Evet. Ondan sonra insanlar sinemaya gitmekten ürker, korkar oldular. Haklı olarak biraz daha. Haklı olarak. Evet. Dolayısıyla seyirci sayısı çok düşük çıkmaya başladı. Pek yakında da ondan sonra bir takım şeyler, bu anarşik olaylar filan. O döneme denk geldi değil mi? Tabii. Oradan ben şey yapıyorum, seyirci sayısı biraz düşük çıktı. Aslında yani yine çok ciddi rakam izledi ama şimdi tabii söz konusu Cem Yılmaz olunca hani böyle bir 3 milyonlar 4 milyonlar beklendiği için, yoksa hani 1 milyon 2 milyon seyirci için az demek yani çok büyük haksızlık ama tabii hani söz konusu Cem Yılmaz filmi olunca az yorum yapılıyor, yoksa kesinlikle seyirci sayısı az değil. Yani onun da altını çizelim. Şimdi Gora vizyona girdiği zaman Türk sinemasında çok farklı bir konu idi. Evet. Türk sinemasında çok büyük masraflar yapılarak çekilmiş bir filmdi. Ve Türk sinemasında bu kadar çok film yoktu. Evet, evet, doğru. Şimdi o kadar çok film var ki, o kadar çok film çeken var ki. Ben mesela başka bir film de oynadım. Yönetmen ilk defa yönetmenlik deneyiminde. Senarist ilk defa senaryo yazmış. Yapımcı ilk defa film çekecek. O tam bir şans yani. Yani tabii tabii. Şansımızı yani, diyoruz. Şimdi yüksek gişeli filmleri görerek biz de yapalım. O kadar çok film çıkmaya başladı ki hiçbirisinde şey görmüyorum. Yani bir sürü çalışan ekmek yiyor. Mutlaka. Yani hiç şey yapmadığınız en az kadrolu bir filmde neresinden baksanız 100-150 kişi çalışıyor. Doğru. Kamera arkasındaki evet. Ekip çok büyük. Yani yapımcılar bunu bir para kazanma aracı olarak görüp buraya biraz yöneldiler. Anlıyorum. Çok. Hatta yapımcı olmayanlar. Tabii. Onlar da girdiler işin içine. Çok aşırı derecede bir film üretimi var. Keşke daha fazla olsa, kaliteliler yükselse. Doğru. Ama işte maalesef biraz da seyircimizin seviyesi diyeceğim ben. Seyircimizin seviyesi etkiliyor. Aslında hani bazen ya çok kalitesiz, çok kötü filmler izliyoruz. Bu eleştiriyoruz da çok kötüydü film diye. Aslında bunu üreten yapımcı, yöneten yönetmen de kötü olduğunun farkında. Biraz dediğiniz kitleye mi hitap ediyor film? Kötüler. Vallahi ben paramı kurtarayım. 3-5 kuruşta kâra geçeyim. Mesela gişesi çok yüksek olan filmlerde birisi işte benim oğlum da oynadı. Şöhretli isim göremezsiniz. Doğru. Hep no name isimler. Evet, isimler. No name'ler. Dolayısıyla bütçesi düşük. Bütçe mümkün olduğunca düşük. Masraf oldukça düşük. Günlük şey olduğu için kostüm masrafı yok, su yok, su yok bilmem ne yok. Yani insanlar artık bu tür şeylere şey yapıyorlar. Şimdi mesela Cem Yılmaz Arif ve 216'yı hazırlanıyor. Evet. Felaket bir dekor, felaket bir harcama olacak yine. İşte o uzaydan gelen füze, roket şeyin canlanması, robotun canlanması vesaire vesaire. Yani bunlar hep çok farklı şeyler. Hem teknoloji yatırım var, hem prodüksiyon tabii, tabii, var. Tabii. Konu çok güzel gidiyor Muhittin Bey ama dilerseniz kısa bir ara verelim ve tabii. Birazdan devam edelim. Sağ ol. Renkli Hayatlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Adın ne? Adım Alejandro Gomez Arias José Robledo Alfonso Villa de Santos. Lan senin adın batsın. Uzatma. Öksür hadi taksimetre çalışıyor. Juan Jiménez Garcia'nın atlarını ben çaldım.
Devam et oğlum. İçimdeki çocuğu da ben öldürdüm peder. Kürtaj. En büyük günah. Renkli Hayatlar Muhittin Korkmaz'la kaldığı yerden devam ediyor. Evet Muhittin Bey, yani çok keyifli gidiyor. Ben vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım birinci bölümde. İkinci bölümde o tatta gidecek gibi görünüyor. Tabii sinemadan açıldı konu, oradan da devam ediyor. O zaman şunu merak ediyordum en baştan beri. Hadi sırası gelmişken sorayım. Cem Yılmaz filmlerinde, rol aldığınız Cem Yılmaz filmlerinde, tabii hepsinde demem çok mümkün değil ama... Hep çoğunlukla Zafer Algöz'le bir yan yana durumunuz var. Evet. Arok'ta var, Yahşi Batı'da var. Evet. Sahneleriniz genelde beraber. Şimdi Zafer Algöz'ün de Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu olduğunu biliyorum. Evet. Eski bir Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Oradan bir tanışıklık var ve kader sizi böyle yan yana getirdi mi? Doğru mu düşünüyorum yoksa bir tesadüf mü? Zafer Arok filminde katıldı. Cem Yılmaz'ın ekibine. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Çok kaliteli bir oyuncu. Zannediyorum o nedenle Cem Yılmaz tarafından kadroya alındı. Yani ikimizin karşı karşıya gelmesi de herhalde senaryodan kaynaklanan bir şey. Onu da Cem Yılmaz'a sormak lazım. Yoksa Bursa'da, iki oyuncunun da Bursa'dan çıkmış olması bir tesadüf diyorsunuz yani. Bursa'dan çok oyuncu. Değil mi? Bursa'dan o kadar çok oyuncu var ki şu anda camia içinde. Hı hı. Bugün Türk sinemasının en baba oyuncularından Erkan Can. Evet, tabii. Kesinlikle. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun tozlarını yuttuktan sonra İstanbul'a geçti Bursalı. Ahmet Uğurlu, Mustafa evet. Uğurlu. Evet. Yani o kadar çok isim var ki. Metin Belgin. Bursalı. Hı hı. Acizane ben sayılırım. Ben 54 senedir Bursa'dayım. Bizim Alparslan Özmol. Evet. Çaylar. Evet. O da. Yani daha çok var, şu anda hatırlayamadım. Çok var. Yani Bursa Devlet Tiyatrosu'nun buradaki hakkını teslim edip bir okul olduğunu, yani Türk sinemasına, dizi piyasası için bir okul olduğunu altını çizmeden geçmeyelim istedim. Türk tiyatrosuna da bir dönem şeyden mezun olanlar, konservatuvar mezunları, devlet tiyatrosu kadrosuna giren stajyer oyuncuların tamamı Bursa'da eğitim gördü. Stajlarını tamamlayıp Türkiye'ye dağıldılar. Harika. Bunların çoğu İstanbul'da. Harika. Yani Bursa Tiyatrosu'nun, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun emeği çok büyük üstlerinde. Kesinlikle. Peki, sinemadan devam edelim mi yine? Şimdi tabii az önce siz de bahsettiniz. Ben de öğrendiğimde şaşırmıştım. Şimdi Recep İvedik 4'te oğlunuz oynadı. Evet. Oradaki Halil İbrahim karakteri, Halil İbrahim. Değil mi? Sizin özoğlunuz. O da bir oyuncu. Babasının yolundan gidiyor desek yanlış olmaz. Vallahi öyle kötü, diyebilir miyiz? Ben kötü yola düştüm. O da beni örnek aldı. O da kötü yola düştü. Tabii o aynı zamanda teknolojiyi de çok iyi kullanarak bir internet fenomeni haline de geldi, evet, aslında. Evet. Öyle bir özelliği de var. Tabii oğlunuz da çok başarılı. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Ama tabii şöyle bir durum oluştu. Şimdi malum piyasada Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın rekabeti devam ediyor. Süre giden bir rekabet var baştan beri. Şimdi baba oğul orada biraz ayrıldı mı biraz? Vallahi Cem'in o filmde oynaması tamamıyla şans şeyi faktörü çok yüksek. Bir de o filmde çok değişik fiziklerde insanlar, evet, seçilmesi Cem'in büyük avantajıydı. Biz mesela Arok'ta Cem'le beraber oynadık. Öyle mi? Arok'ta tabii var mı? Gizli Mağara'nın bekçisini oynadık Cem. Ha. Tamam. Kocan Kadar Konuş filminde oynadı. Hı hı. Diğer Yarım dizisinde oynadı. Peki tabii yani Recep İvedik 4 çok fazla izlendiği için siz de az önce söylediniz. Oradaki tanınırlığı çok daha yüksek haliyle. O filmde oynaması netleştiğinde sordu mu size? Baba ben böyle bir proje geldi,
Okeyliyorum. Öyle bir şey oluyor mu aranızda vallahi, diyalog? Rüştünü ispat etmiş adam. Oyuncu, profesyonel oyuncu. Bana sormasına gerek yok. Ben görüştüm, anlaştım. Tamam oğlum. O güne kadar Muhittin Korkmaz'ın oğlu diye biliniyordu. O filmden sonra Cem Korkmaz'ın babası diye beni tanıyorlar. Roller değiştiriyorsunuz. Tabii, tabii. Boynuz kulağa geçti dediğimiz olay. Tabii malum rekabetten bahsettik. İki büyük sanatçı arasında diyeyim ya da iki büyük oyuncu arasında bir rekabet devam ediyor. Siz nasıl gözlemliyorsunuz dışarıdan biri olarak? Valla o konuda ne diyeyim? biraz sizi sıkıştırdım sadece, farkındayım sadece, ama. sadece sinema konusunda değil. Aynı şey şarkıcılarda da var. Evet. Aynı şey tiyatrocularda da var. Aynı şey televizyon dizilerinde de var. Gizli bir rekabet. O rekabet zaten kaliteyi yükseltiyor. O rekabetin sonucunda kalite yükseliyor. Daha iyi işler çıkıyor. Yoksa o rekabet bir düşmanlıktan kaynaklanan Kesinlikle, tabii ki. Değil. Kaliteli ama, bir rekabet aslında bu. Yani, tabii. Her alanda var. Memurlar arasında da var. Evet. Hayatın aslında tabii, kuralı tabii. Bir nevi. İzlediniz mi seriyi Muhittin Bey, Recep İvedik serisini? Hani dördüncüsünü izlemişsinizdir oğlunuzdan dolayı. şöyle bir şey söyleyeyim size, belki garip gelecek ama ben kendi oynadığım filmleri dahi parça parça seyrederek tamamını seyrediyorum. Öyle mi? Galasına gittiğim zaman tamamını seyrediyorum. Onun dışında ne bir dizi izliyorum ne bir film izliyorum. Aa, bu enteresan. Kendi filmlerinizde dahil. Kendi filmlerimde de, filmlerimde dahil parça parça izleyerek sonradan ucuca getirerek o şeyi galada seyrettiğim dışında CD'leri var, DVD'leri var. Oturup onlarda da o bitinceye kadar vakit harcayamıyorum. Parça parça seyrediyorum. Ondan sonra kafada birleştirerek o film. Ve oynadığım tüm filmlerimde de kendimi hiç beğenmiyorum. Bu da enteresan. O da ayrı bir şey. Şurada şöyle yapsam çok daha iyi olurdu. Yani burada çok çok kötü oynamışım. Yani bu kadar da kötü bir oyunculuk olmaz diye kendime de çok şey yapıyorum. Bunca yıl geçmesine rağmen. Tabii. Ne zaman tamam diyeceksiniz? Hani oldu diyeceğiniz bir zaman gelir mi? Vallahi rahmetli pederim bir lafı vardı. Dört kişi götürür biri yüzüme tükürür diyordu. Ancak öyle. Musallaya aman, yatınca. Allah gecinden versin diye. Şeyde yaş diye bir şey yok. Evet, evet. Sanatta yaş diye bir şey yok. Doğru. Peki Muhittin Bey, şu ara yine Cem Yılmaz yapımcılığındaki film vizyonda hala değil mi? Devam ediyor gösterimi evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Takip ediyor musunuz? Hani gişesi ne oldu, nasıl ilgi gördü, ne durumda? Hani o kısmıyla ilgilenir misiniz rol aldığınız filmlerin? Vallahi çok farklı sonuçlar veriliyor internette. Çok şey, ilk üç günün. Evet. Rakamları genel olarak veriliyor. Evet. En son İstanbul'a gittiğimde işte oradaki yetkili arkadaşlarla görüştüğümde ortaya yakın bir seviyede olduğunu, işte birçok eleştiriler olduğunu dışarıdan duyduklarımda. Şimdi biraz evvel siz bahsettiniz, Şahan Gökbakar bir tip çizdi, o tiple alıp götürüyor. Benim oynadığım son filmde de Deli Aşk'ta da Emrah Kaman'ın çizdiği bir tip var. Evet. Daha önce Kaçma Birader filminde çizdiği o tiple devam etmeye çalışıyor. O tipi götürmeye çalışıyor. Belli bir sayıda seyircisi de var. Yani bu bayağı yani diğer filmleri göz önüne alırsanız iyi bir rakam. Belli bir seyircisi de var. Ama dediğim gibi her filmin de bir şansı var. O şansının yaver gitmesi çok önemli. Şimdi sinema filmlerinde genelde gişe rakamları iyi olunca başrol oyuncularına mal edilir.
kötü olunca yapımcıya ya da yönetmene mal edilir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki durumu? İyiyi de kötüyü de. Şöyle bir şey. Ben onu tiyatrodan alışkanlığım. Yapılan iş orkestrasyon bir iş. Evet. Doğru. Düşünün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda müzisyenlerden bir tanesinin, aletlerden bir tanesinin farklı bir ses çıkardığını bir yerde. Yapımcısından en küçük rolünü oynayan oyuncusuna, set işçilerine, kamerasına, ışığına, teknik şeyine, her şey tamamıyla orkestrasyon bir iş. Ama bunun en önünde iyi bir senaryo, iyi bir yönetmen, iyi bir kadro. Bugün işte tiyatroda çalıştığım dönemde kapıdan girdiğiniz anda o eserin kalitesini göstermek zorundasınız. Size yer gösteren arkadaşım dahil, bileti kesen arkadaşım dahil o eserin kalitesini göstermek zorunda. Koltuğa oturup ışıklar söndükten sonra tamam tiyatro başlıyor değil. Tiyatro o koridora girdiğiniz anda başlıyor. Aslında orada başlıyor tabii. Değil mi? Doğru. Ve siz o koridordan çıkıp dış kapının, tiyatronun dış kapısının kapatılmasıyla tiyatro bitiyor, oyun bitiyor. O geçen süre içinde sizin kapıdan giriş ve çıkışınız arasında geçen sürede biz o oyunun kalitesini göstermek zorundayız. Sinemada da aynı, televizyonda da aynı, dizilerde de aynı. Dolayısıyla yani her aşamada, tiyatroda da, sinemada da, dizide de başarıyı ya da başarısızlığı bir ya da birkaç kişiye mal etmek aslında yanlış. Tabii, yanlış, yanlış. Ekip yanlış. Olarak bakmak gerekiyor. Peki oğlunuzdan tabii bahsettik az önce. Şunu da sormadan geçmeyeyim. Baba oğul yeniden bir araya getirecek sizi bir proje var mı? Böyle bir plan? Şu anda bir şey yok. Diğer yarım dizisinde babasını oynadım. Kız istemeye gittik. O karşılıklı oynadığımız tek sahneydi. Arok filminde de film içinde beraber olmamıza rağmen karşılıklı sahne oynadık. Beraber sahne yok değil yok. Mi? Evet, evet. İnşallah öyle bir şey olur. Ama tiyatroda, özel tiyatrolarda, okullara oynadığımız oyunlarda falan çok karşılıklı oynadık. Peki. Programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz Muhittin Bey ama tabii şunu da sormadan geçmeyeceğim. Cem Yılmaz'dan bu kadar bahsettik. Siz de az önce bir değindiniz. Tabii Arif ve 216 geliyor, geri dönüyor. Evet. Gora'dan tanıdığımız iki karakter Arif'le Ozan evet. Güven'in canlandırdığı o 216 isimli robot yeni macerasıyla evet. Beyaz Perde'ye dönecek. Aslında Cem Yılmaz hayranlarının da çok merakla beklediği bir film. Siz var mısınız? Şu anda daha belli değil. Tabii bu arada kadro yeni oluşuyor aslında kadro, bir taraftan. Kadro yeni oluşuyor. Şu anda benim durumum daha belli değil. Şeye bakarsanız Arok'ta Komutan Logar Trex tarafından alındı, öldü, evet. Bitti. Ben orada kaldım. Ben orada kaldım. Bir cismin yaklaşacağı kimse kalmadı. Benim dönüşüm nasıl olacak o bilmiyorum. Yani olsa bile belki başka bir tiplemede şey yapabilir. Henüz net değil. Önümüzdeki günlerde netleşir gibi görünüyor. Valla ben netleştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Ama karar yine onların. Peki. Bu arada dizilerde çok fazla görmedik sizi. Rol aldığınız diziler var tabii ki. Oldu. Dizi meselesine çok sıcak bakmadınız mı Muhittin Bey? O da kısmet. O da şans. Hülya Avşar Hüsnü Şenlendirici ile 6 bölüm oynadım. Acil Aşk Aranıyor diye bir dizi vardı. Evet. Onda 2 bölüm oynadım. Onun dışında hep bölüm oyuncusu olarak. Girdiniz ve çıktınız. Bir bölüm. Girdim çıktım, girdim çıktım. Şans denk gelmedi. Keşke olsa. Teklifleri açığım diyorsunuz. Her zaman. Peki. Muhittin Bey ben çok teşekkür ediyorum. Programımızın artık sonuna geldik sayılır. Ama tabii kapatmadan önce ben son sözü size bırakmak isterim.
Ben doymadım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir bölüm daha yapalım ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza, seyircilerimize saygılar sunuyorum. Peki, teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Efendim, Renkli Hayatlar'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.